Gazeteci Barış Terkoğlu Cumhuriyet'teki son yazısında İçişleri Bakanı'nın Nurcu olduğunu arşivle ortaya koydu. Yazıdan öğrendik ki Soylu Nurcu abilerinin tedrisatından geçmiş, yeni Asyacıların elinde yükselmiş, Norşin medreselerinde diz çökmüş, Nursi talebelerinin cenazelerine katılmış, Arif Önemli'nin nikah şahidi olmuş. Terkoğlu bu son ismin 1969'da devrimci Battal Mehetoğlu'nun öldürülmesinin faili olarak yakalandığını, daha sonra da Komünizmle Mücadele Derneği Başkanlığı yaptığını hatırlatıyor. Böyle bir tarikat geçmişi bulunan Bakan Soylu, devlet içinde cemaat olmadığına inanmamızı istiyor. Oysa yalanladığı bakanlıklarda tarikatlar hakim iddiasını bizzat kendi biyografisi doğruluyor. Terkoğlu'nun yazısından sonra attığı tweette ona çocuk diye seslenirken kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın dedi. İçişleri Bakanı'nın Barış Terkoğlu'nun korumasını Allah'a bırakmasının bir anlamı var. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın açıklamasından öğrendik ki İstanbul Valiliği korunmasalarda olur diyerek tehdit altındaki bu iki gazeteci hakkındaki koruma tedbirini kaldırmış. Karar Soylu'nun bu iki gazeteciye berduş dediği gün alınmış. Daha önce de hatırlayacaksınız CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruması bakanın kararıyla kaldırılmıştı. İçişleri Bakanı'nın bizzat tehdit ettiği ve vilayet kararıyla korumasız hale getirdiği iki gazetecinin başlarına gelebilecek her olumsuzluktan yine İçişleri Bakanı'nın sorumlu olacağı kesindir. Kaldı ki Süleyman Soylu'nun açıklaması Terkoğlu'nun yazısını yalanlamıyor. Bakan tersine kendi tabiriyle kavanozla değil bu gruplar içinde yetiştiğini söylüyor. O halde bunu yazan gazeteciye aba altından sopa göstermek niye? Mart'ta Namık Koç'a Yunanistan'a mı hizmet ediyorsun sorusu. Haziranda Saygı Öztürk'e namus düşmanı damgası. Şimdi Barış Terkoğlu'na Allah kurtarsın temennisi. Güvenliğiniz tehlikeye girerse polise şikayet edersiniz ya güvenliğinizi tehdit eden bizzat polisin şefi ise o zaman bizzat İçişleri Bakanı ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmüş demektir.